Siz değil miydiniz otel salonlarında, orada burada şikayet etmeyin, gelin genel kurulda, gelin genel kurulda eleştirinizi yapın diyen değil miydiniz? Yok, ben ve Burhan Karaçam gelmişiz, hesap sormuşuz, etmişiz kulüpte. Siz dün demediniz mi 5 tane adam yollayacağım, tutanak tutacağım, mahkemeye vereceğim? Ya bu nasıl bir gelgittir? Bilmiyorum, büyük konuşmamak lazım. Belki benim de yaşım ilerleyince ben de aynı şeyler yaşayacağım. Şimdi beni mahkemeye vermezseniz, tam argo bir kelime kullanacağım, adam değilsiniz. €150 milyon, €150 milyon lira. Zaten bir şey anlatırken liralar, eurolar, dolarlar, trilyon, milyar, milyon hepsi birbirine karışıyor, çorba oluyor. Ama size şunu söylüyorum, biz yüzde geleceğiz Sayın Aziz Yıldırım. Siz benimle gelmezsiniz, ben sizle geleceğim. Kaçmak yok. Lütfen camiamızı, hedefini de hepimizin tahmin ettiği bir kavganın içine çekmeyin. Camiayı mevcut yönetime karşı kışkırtmayın. Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız, o zaman sizin gibi insanlardan bekleneni yapın. Şimdi ailemi çok seviyorsunuz, sevindim. Abim Mustafa'yı çok severdiniz. Babam Rami Koç'u çok seviyorsunuz. Dün de repertuara Vehbi Bey'e değindiniz. Ben hariç hepsini çok seviyorsunuz. Allah razı olsun. Herhalde onların size yaptıklarının yanında benim yaptıklarım anlaşılan mukayese edilemez. Ama size iki şey söyleyeceğim. Konuyu Rami Koç'tan açmışken. Rami Koç'un bir lafı vardır. Yaydan çıkan ok, geçen zaman, kaçan fırsat, ağızdan çıkan söz bir daha geri gelmez. Siz dün o sözleri ettiniz. Ve bunun da hesabını vereceksiniz. Beni siz, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü değil siz, hiç kimse tehdit edemez. Bunu da kafanızın bir köşesine yazınız. Size dün demişlerdi, başkan be süper konuştun. Biliyorum, burada hep yaşardık. Süper konuştun, ne yumruğu masaya koydun, taşı yediğine oturttun vesaire vesaire. İnanmayın. Hiç inanmayın. Yoksa kandırılmaya hep devam edersiniz. İkinci konu, sizden bir ricam var. Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili bir şey konuşurken ve beni de dahil edecekseniz, ricam, ailemin adını ağzınıza almayın. Rica ediyorum. Rica etmezse de size şiddetle tavsiye ediyorum. Sakın bir daha yapmayın. Beni seyirciyle yollayacaksınız. Öyle mi? Seyirci bu kulübün sahibidir. Bizler yolcu, taraftar hancıdır. Kongreleri de demin ifade ettiğim gibi taraftarın resmi temsilcileridir. Sizlersiniz kulübün gerçek sahipleri. Olabilir. Zaten ben istenmediği istediğim an giderim. Merak etmeyin. Ancak şunu da bilin ki o taraftar bugün sizi buraya getirmedi. Konuştunuz, baktınız. Ondan sonra da bir otopark mazeretiyle gelmiyoruz dediniz. ...114 yıllık kulüp... ...sizin tek elinizde olacak.
Yok sahaya dönmüşsünüz, her maçı seyredecekmişsiniz. Gözümüz bizde olacakmış. Hadi. Şimdi biraz sonra yapacağım teklifimi. Ama çok üzülüyorum. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerleri ne çabuk unutmuşsunuz. Evet, biz iyi bir 3 sene geçirmedik Sayın Başkan diyorum, Sayın Aziz Yıldırım. Ama kimse bizim samimiyetimizden, iyi niyetimizden, çabamızdan şüphe edemez. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızdan, fedakarlıkla kimse şüphe edemez. En kötü günleri gördük, iyi günler yakında. Zaten biz o günleri gördüğümüz zaman cılız olan sesiniz hepten kesilmiş olacak. Allah'ın izniyle sizlere o hak ettiğiniz şampiyonlukları Allah bize kısmet kıldığı zaman biz başka kulvarda olacağız. Biz derken hepimiz, sizler başka kulvarda olacaksınız. Çünkü hiçbir Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe'nin kötü gitmesini, başarısızlığını istemez, tahammül edemez, onun için dua etmez, olduğu zaman da keyif almaz. Allah bana bu günleri göstermesin.